Bilecik'ten merhaba. Bilecik de 31 Mart seçimlerinin ardından tarih yazan illerden biri oldu ve tarihinde ilk kez bir kadın belediye başkanı tarafından yönetilecek. Melek Mızrak Subaşı konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ben ilk kez dedim ama aslına bakarsanız siz zaten 17 aydır da bir yandan yönetiyordunuz. Sonunda küçük bir ara oldu. Evet. Vekaleten yürütüyordunuz. Pek çok badire atlattınız ve burası 31 Mart seçimleri öncesinde biz sizi aslında adaylığınız sürecinde de konuk etmiştik. Kurtlar Sofrası'nda, kadınlarda. Fakat çok fazla adayla yayın yapmış olmamıza rağmen o Kurtlar Sofrası'nda oturduğuna kesin olarak kanaat getirdiğim adaylardan biri sizdiniz. Teşekkür ediyorum. Hakikaten son ana kadar da o sofradan kalkamadınız bir türlü. Doğru. Çok badireli bir süreç atlattınız. Geleceğiz elbette Bilecik'e ama Bilecik'te siz neler yaşadınız ve hala yaşıyor musunuz bunları? O zaman birazcık daha tekrar geriye gidiyoruz. Hatırlatalım o zaman konuklarımıza da. Sizlerle de önceki röportajımızda aslında bunlardan bahsetmiştik. Evet, ben belediye başkan yardımcısı olarak 2019 seçimlerinden sonra görev yapmaya başladım. Sonrasında mevcut belediye başkanı görevden alınca meclisten seçilerek geldim. Tabii 1,5 yıl kadar da görevde kaldım. Siyaset oyunları mı diyelim, ne diyelim, hani doğru adlandırmak. Ama çok şey yaşadınız hakikaten. Zordu, yani zor şöyle, bir süreçti. 2019'da CHP'li bir belediye başkanı kazanmıştı. Evet. Sonra o görevden alındı, meclisin yerine seçtiği isim uzaklaştı. Tamam, detaylandıralım lütfen, istiyorsunuz lütfen. Siz. Tamamdır. Evet. 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi belediyeyi aldı. Ben de belediye başkan yardımcısı olarak göreve başladım. Yaklaşık 3,5 yıl kadar bu göreve de devam ettim. Mevcut belediye başkanı görevden alındıktan sonra bir belediye başkanı meclisten seçmemiz gerekiyordu. Kendi içimizde Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri olarak bir ön seçim yaptık. Bu ön seçimde 4 adaydık. Ben de adaylardan biriydim. Meclis üyesi arkadaşlarımız bir arkadaşımızı uygun gördü ve mecliste de blok olarak o arkadaşımıza oy verdik. Tabii ki grup kararı olarak hep birlikte tek yürektik. Ama bu meclis üyesi arkadaşımız, başkan vekili arkadaşımız yaklaşık 28 gün kadar çok görevde güzeldi, kalabildi. Evet. Onun da bir davalık bir durumu olduğu, dosya onandığı gibi bir detay var. O da görevden alındı. Sonra tekrar bir başkan vekili seçmemiz gerekiyordu. Tabii burada Bilecik çok yoruldu. Çünkü Bilecik bir seçim örneği gösterdi. 3 dönem sonra Cumhuriyet Halk Partisi belediye aldı. Ama burada bir halkın gözünde istikrarsız bir duruma sebep oldu. Ardından meclis üyesi arkadaşlarım beni önerdi. Ön seçimsiz de bu sefer meclise girdik ve tekrar ben belediyeden ilk olarak meclisinden seçildim. Yaklaşık 1,5 yıl kadar görevde durdum. Fakat mevcut belediye başkanı hala yasal süreci devam ettiği için, sadece görevden uzaklaştırılmış olduğu için son seçimi 2 ay kala zannediyorum İstifa etti. İstifa edince meclis birden seçime gitmek zorunda. Tabii bunun... Tabii istifa etmesi de aslında bakarsanız o kadar da basit bir nedene dayanmıyor. İhraç edilmişti bu süre içinde. Tabii ki. Evet. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Partimiz de ihraç etmişti. Tabii basit bir sebep değil. Çünkü buradaki amaç farklıydı. Farklı siyasi kollardan da gelen tabii ki öneriler, tepkiler vardı. Melek Mızrak Subaşı belediye başkan vekiliyken, vekaleten baktığı koltukta otururken seçime gitmemeliydi. Çünkü amaç gücü kırmaktı. Bu çok netti. Çünkü vatandaşlar da siz oradayken Bilecik sakindi diye çok güzel tepkiler gösterdiler. Yolda yürürken de güzel destek mesajları aldık bu olayın ardından. Ama tabii birazcık daha öne geldiğimde mevcut belediye başkanı görevden istifa edince meclis bir daha seçime gitmek zorunda kaldı. Bu sefer meclisten 2 aylığına, 75 günlüğüne, 76 günlüğüne belediye başkanı seçecekti. Tabii ki benim belediye meclis üyelerim, 11 belediye meclis üyesi olarak bana oy verdiler. Tekrar buradan teşekkürlerimi sunuyorum kendilerine. Ama AK Parti bir aday çıkardı ve AK Parti 10 oy aldı. Zaten AK Parti, MHP oyları 10'du. İYİ Parti 3 kişiydi, bir bağımsız arkadaşımız onlara eklendi. İYİ Parti'nin adayı 4 oy aldı.
11, 10 ve 4 olarak biz tabii salt çoğunluğu sağlamak amacıyla 3. tura gidecekti seçim ama 3. tura gitmeden bir mola verildi. Bu molada tabii kulisler yapıldı. Biz bu kulisleri daha öncesinden tahmin edebiliyorduk. AK Parti, MHP, İYİ Parti birleşti ve 4 oy alan Sadık Kaya'yı belediye başkanlığına oturtturdu. 75 yaşındaki Sadık Kaya 75 günlüğüne belediye başkanı oldu. Süreç böyleydi. Süreç böyleydi. Bizler hakikaten de, zor bir süreç sizin açınızdan da. Zor bir süreçti. Tabii şöyle boşuna kurtlar sofrasındaydınız. Şöyle bir atlığı da vardı. Evet. Şimdi belediye başkanı seçilene kadar meclisten ben vekaleten görevde olduğum için yasa diyor ki belediye başkan vekili bu durumu idare eder. Yani o süreyi o koltukta geçirir. Biz tabii ki bu tebliği aldık. İstifa ettiği tebliğini. 2-3 gün kadar bir süremiz var. Hemen bize valilikten bir yazı meclis başkan vekili duruma vekalet etsin diye. Burada yasal olmayan bir süreç de kullanıldı açıkçası. Bizi rahatsız etti. Gerekli itirazlar yaptık fakat sonuç bulunamadı. Önemli değil. Hiç önemli değil. Ama tabii ki kendimizi bir toparlamamız gerekirdi. Odamızı bir toparlamamız için bir süre ihtiyaç duymadık değil. Çünkü nereden baksanız 1,5 yıldır görevdesiniz. Bir görevdeki arkadaşlarımıza da bir veda etmek isterdik. Ama veda onu etmememiz... Onu bile yapamadınız mı? Yapamadık çünkü ben il başkanlığındaydım. Oradayken tebliği öğrendim. Hatta makam aracıyla birlikteydim beni tekrar hani belediyeye getirmek üzere. Araçtayken arkadaşıma tabii bir telefon geldi. Hemen belediye başkanı, meclis başkan vekilini evinden al diye. Beni arkadaşım evime dahi bırakamadı. Yani arabamı bile bırakamadı. Ben bir arkadaşımı aradım, o beni aldı. Böyle gereksiz itişmeler, böyle kötü şeyler yaşadık ama bunları yaşamamız gerekiyormuş. Asıl üzücü olan biz burayı ittifak belediye olarak aldık. Yani 2019 yerel seçimlerinde tabii. İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi burada bir ittifak yaptı. Bu kadar başkan değiştirmesine rağmen biz bu ittifakı bozmadık. Ne benden önce gelen Muharrem Başkan'ı bu ittifaka bir ne denir? İncitti, zedeledi. Ne de ben elimden gelen gayreti gösterdim. Ama tabii ki süreç yakınlaştıkça farklı siyasi durumlar ortaya çıktı. Keşke niyetler belli olsaydı. Çünkü diğer başkan yardımcısı olarak İYİ Parti'den arkadaşımız başkan yardımcısı olarak hali hazırda buradaydı. Mevkidaşlık yaptığımız bir arkadaşımızdı. Bu durumu planlayıp haberimiz olmadan buraya getirmesi çok inciticiydi. Bunlar geçti. Güzel geçti. Olan yol var artık önümüzde. Şöyle tabii. Geçti. Siz de söylediniz 75 gün görevde kaldı. Evet. Sonra 31 Mart. Bugün siz buradasınız, karşımızdasınız. Evet. Neredeyse her iki kişiden birinin oyunu aldınız. %48,8 oy aldınız ve İYİ Parti'nin esamesi bile okunmuyor şu anda. Kesinlikle öyle. Şimdi öyle bir durum da var. Yani 2019 yılında bir ittifaktan söz ediliyor. Ama 31 Mart'ta bir ittifak da yoktu ve siz tek başınıza aldınız bu oyu. Çok önemli bir ayrıntı çünkü bu. Kesinlikle çok önemli. Bence buradaki önemli olan vatandaşa samimiyeti geçirebilmemiz. Biz bunu ben adaylık sürecimdeyken de sizinle yaptığımız röportajda aslında biraz böyle değinmiştim. Vatandaştan gelen tepkiler, olumlu tepkiler. Hakikaten çok keyifli bir süreç geçirdik. Ve hakikaten sadece kendi ailemizle, Cumhuriyet Halk Partisi ailemizle, kendi duruşumuzla bir seçim örneği geçirdik. Çok keyifliydi. Belediye meclis üyelerimizi kendimiz seçtik. İl ilçe başkanlığımızla defalarca toplantılar yaptık. Tek yürektik. Tek amacımız vardı. Hatamız da bizimdi. Mutluluk da bizimdi. Hepsi bizimdi. O yüzden o günleri şu an böyle keyifle hatırlıyorum. Çok güzel tecrübelerdi bizim için. Bu yaşanılan durum da yaşanılmak zorunda. Bazı arkadaşlarımıza göre siyasetin cilvesi. Asla katılmıyorum. Siyaset onurla yapılır. Duruşsuz yapılan siyasette kaybedilmeye mahkumdur. Hı hı. Şimdi şunu sormadan edemeyeceğim. En başta söylediğim gibi Bilecik'in ilk kadın belediye başkanısınız. Bu çok önemli. Ama tabii 31 Mart'ta CHP'deki kadın belediye başkanları sayısı da tarih yazdı. Kesinlikle. Değil mi? Yani çok fazla arttı. Sayı kaçtı? 11 miydi önceden?
Önceden 11 kadın belediye başkanıydık. Ben tabii sonradan aralarına dahil oldum. Belediye başkan vekili olduğum süreçte tabii sayımız inciticiydi. Çünkü 248 belediye başkanımız vardı. Şimdi tabii sayımız da arttı. Türkiye'de çoğunluğu da aldık. Yanılmıyorsam 32 kadın belediye başkanıyız. Bu çok keyifli. Çok, evet. İzmir yüzümüzü güldürdü. 8 kadın belediye başkanıyla birlikte. Eskiden mevkidaşlık yaptığımız hala kadınlarımız var devam eden. Aynı zamanda aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da var. Büyük şehirlerimiz var. Afyon gibi bir yer var. Eskişehir, Yılmaz hocamızdan sonra tabii çok sevdiğim başkanım Ayşe başkanımın ellerinde. Çok keyifli. Çevre illerimizin pek de kadın olması ilde, çok keyifli. Pek çok ilde ilk kez kadın belediye başkanları evet. göreve geldi. Evet. Çok kıymetli, çok önemli. Ama Bilecik de çok önemli bu yanıyla evet. baktığımız zaman. Şimdi şöyle ilk kez kadın belediye başkanı seçildiği için şunu sormadan edemeyeceğim. Sizi şöyle tanıyor Türkiye. Bir fotoğrafınız var. Evet. O fotoğraftan hareketle de Game of Thrones karakterine benzetildiniz ve orada da sanki böyle hani sert bir duruşunuz varmış gibi. Ben şimdi buraya gelirken bile arkadaşlarımla konuştuğumda sizinle görüşeceğimi söylediğimde sizin böyle daha sert, mizaçlı, daha gerçekten böyle, mi? daha böyle hani mesafeli olduğunuz ama o fotoğrafın evet, evet. bıraktığı bir iz var. Olduğunu düşünüyorlardı ve ben önceki yayınımızdan hareketle izlenimlerimi söylediğimde çok şaşırdılar. Şunu soracağım, oradaki o hani sert bir kadın imajı var sergilenen. Bir yandan sizin yaşadığınız çok sert bir rüzgar var 17 ay süreyle. Nasıl bir kadın belediye başkanı olacaksınız? Masaya yumruk vuran mı? Yoksa farkınızı göstererek mi? Nasıl bir 5 yıl bekliyor Bilecik'i bu anlamda? İlk başladığınız bir de sizi daha iyi tanımalarınızı da çok elbette, isterim. Evet. Aslında duruş galiba bulunduğumuz duygu durumuna göre değişen bir durum. O fotoğraf Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik'e ziyaretinde evet. ve bir türbede bir konuşması esnasında benim arka plandayken farkında olmadığım bir durumda çekilen bir fotoğraf. Ekrem İmamoğlu orada herhalde söylediği cümlelere göre duygu durumu da oraya yansımış durumda. Elbette yerine göre daha sert mizaçlıyız, yerine göre de daha sempatik, güler yüzlüyüz. Neticede yönetici bence çalışanların nabzına göre ve olması gerektiği gibi yönetendir. Ben şunu iddia edemem, ben yumruğumu vuracağım ve sözümü dinleteceğim. Günümüzde artık böyle bir yöneticilik yok. Olması gerektiği gibi biz onu arkadaşlarımıza dengeleriz. Ama her şeyden önemlisi biz zaten vatandaş odaklıyız ve hiç kimse kimsenin negatif enerjisini ne almak ister evet. ne negatif enerjisi çok yoğun birisiyle, çok sert mizaçlı birisiyle çalışmak ister. Oradan şuraya bağlamak isterim. Biz kadınların bir farkı olmak zorunda. Evet, erkek siyasetçiler artık günümüzde tanıyoruz. Birazcık daha bize göre daha katılar. İşte o belirlediğiniz tanıma daha uygun. Evet. Ama bence biz kadınlar işte farkımızı burada ortaya koyuyoruz. Her yerde söylerim, söylemekten de mutluluk duyarım. Biz bu yüzden farklıyız. Yani kadın siyasetçiler değişmemeli, erkekleşmemeli. Biz kadınlar duygu durumumuzu daha farklı yaşıyoruz. Duygulanabiliriz, gözyaşımız akabilir, kahkahamız olabilir, daha hassas bakabiliriz duruma. İşte Bilecik'te kadın belediye başkanı, kadın belediye başkanı olmanın mutluluğunu ve onurunu elbette ki yaşıyorum. Çünkü burası Osmanlı'nın ilk kurulduğu topraklar, aynı zamanda evet. Atatürk'ün sıklıkla ziyaret ettiği ve Sevr Anlaşması'nda yırtıldığı topraklar. Burası kıymetli topraklar ve bir kadın yöneticinin oluyor olması benim için çok onur ve gurur meselesi. Ben tabii ki belediyecilik anlamında tanımlayacak olursam duygu durumundan çok daha detaycıyız zannediyorum. Öyle tanımlayabilirim. Erkeklerin dikkatini çekmediği birçok noktaya biz dikkat çekebiliyoruz. Çünkü bu toplumda kadınların yaşadığı zorlukları, anne olarak yaşadığı zorlukları ya da küçük çocukların ulaşımla alakalı işte ya da okulla alakalı ya da etütle alakalı zorlukları ya da kamusal alanda var olma savaşlarını. Aynen öyle. Daha çok yönetimimize çekebiliyoruz. Böyle tanımlayabilirim. Evet. Peki.
Buna açıklık getirmemiz gerekiyordu hakikaten. Çünkü ben sizi tanıdığımda öyle olmadığınızı biliyorum ama o fotoğrafın çizdiği imajı da silmek gerekiyor sanki. Böyle olduğunu bilmiyordum. Evet. Evet, ben ama öyle olmadığınızı biliyordum. Teşekkür ederim. Duygu durumuna göre elbette hepimizin yaşadığı durumlar. O bir anı gösteriyor. Anlık. O anlık bir durum ama siz anı değil bir bütün olarak bir süreci yaşıyorsunuz. Aynen ve öyle. O sürecinde birden çok şey var, etkisi var. Tekrar dönecek olursak 31 Mart'ta sözünü ettiğiniz o sürenin ardından aynı bıraktığınız belediyeyi bulabildiniz mi? Mazbata'yı elinize aldığınızda neyle karşılaştınız? Çok isterdim. 1,5 yıl boyunca sisteme oturtma çabası verdik açıkçası. Çünkü burada tabii ki çalışma arkadaşlarımız da kendilerine göre çok çok haklılar. Birçok müfettiş denetimi geçirdik, Sayıştay denetimi geçirdik. Arkadaşlarımız birçok kez sorgulara çekildi bu yaşanan durumlardan dolayı. Tabii bir ekip oluşturduk, bir sistem oluşturduk, bir vizyon, misyon elde etmeye gayret ettik. Ama bu alt üst olma durumundan sonra Bilecik 4. belediye başkanını seçti. Yani 5 yılda 4 belediye başkanı. Tam yine röportajımıza hani atıfta bulunmak istiyorum. O süreçte yine sizinle şunu yaşadık. Hatırlar mısınız? 57 parsel satılacak ve çok biz bunu sosyal medyalarla durdurduk dedik. İşte bunun gibi konular meclisimize geldi. En sonunda hadi hepsini geçtim. Birçok karalama kampanyası yaptı. Mevcut belediye başkanı o dönem 75 günlük belediye başkanı aday değildi. Herhangi bir iddiası yoktu. Başkan yardımcısı partisinin meclis üye adayıydı. Ama iddialı bir seçim değildi onlar açısından. Ama yönetimi değiştirdiler, kadrolar değişti. 139 kişi işe alındı. Zannediyorum 40 küsür kişi stajyer olarak alındı. Belediye ile sendika arasında bir sözleşme yapıldı. Sözleşmesi? İş sözleşmesi ve maaşlarına %100 zam yapıldı. Şimdi bu yöneticinin ne kadar olaya hakim olmadığını gösterir. Çünkü belediye sadece işveren değil, belediye kamusal hizmet yapıyor. Ben eğer gelirimden fazlasını maaş ödemeye harcarsam, sadece iş istihdamı yaparsam ben işin içinden çıkamam. O zaman yolda beni bekler, parke taşı, genel geçer işlerimizden bahsediyorum. Kilit parke işi de beni bekler, temizlik de beni bekler. Şimdi yaz dönemindeyiz. Bizden önceki belediyelerde biliyorsunuz ki TYP sistemi vardı. Geçici işçi çalıştırılabiliyordu. AK Parti belediyeleri zamanında. Şimdi 2019 yılından beri belediyelerimize TYP'li eleman verilmiyor. Biz de ne yapıyoruz? 5 ay 29 günlük geçici süreli işçi alıyoruz. Ama işçi maaşı eğer 17 bin lira yerine 30 bin lira öderseniz iki kişilik işi bir kişi yapmak zorunda kalır ve iş daha zor ilerler. Biz böyle bir tabloyla devraldık. İşçi maaşları yetmez, üstüne 139 elemanla devraldık. Bütçe yönetilemez durumdaydı. Geldiğimiz gün mazbatayı aldık. Galiba iki gün sonra resmi tatildi, bayram tatiliydi. Geldik ve elektrik faturasının süresi geçmiş. Elektrik faturası ödenmemiş. Tabii, yüklü bir meblağ mı? Normalde ödeyemeyeceğimiz bir meblağ değildi. Yani bunlar bizde rutindi. Böyle şeyler sorgulanmaz. Banka kredilerini biz öderdik. Çünkü ona göre aylık iş durumumuzu güncellerdik. Ona göre alımlarımızı, ihalelerimizi dengelerdik. Burada tabii ekip çok kıymetli. Ekibin başkanı yönlendirmesi, başkanın da ekibi yönlendirerek bir koordine olması çok kıymetli. Ama gelen ekip sadece savaş açıp mevcut belediye başkan işte vekilinin dosyalarını ortaya çıkan burada ne konuşmuş, burada ne yapmış, ya mutlaka bir yolsuzluk yapmıştır, ya araştırın bakalım ne çıkacak altına diye çalışmaz. Sadece dedikoduyla beslenirse ortaya böyle kötü bir senaryo çıkması kaçınılmaz. Dediğim gibi yani kendi bünyesinde, kendi iş ortamında sadece 2-3 kişiyi yönetebilecek bir işleri var mı çok da bilmiyorum ama bunu yapamazken 600 küsür belediye çalışanını yönetmeye, biliyorsun iyi yönetmeye kalkarlarsa böyle Bilecik tarihinde unutulmaz bir duruma imza atarlar. Ve Bilecik tarihi o 75 günü utançla hatırlayacak. Şimdi bizim müzemiz var. Müzemizde mevcut belediye başkanlarının fotoğrafları var.
Bilecik'ten kimler geldi, kimler geçti ve değer kattılar. Hepsine buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ama orada bir senaryo var. Melek Mızrak Subaşı, ardından gelen belediye başkanı ve tekrar Melek Mızrak Subaşı. Bu sadece bu görüntü arkamızdan gelen belediye başkanlarına ya da nesile bunu sorgulatacak. Neden böyle bir şey oldu? Çünkü orada tarihler de altında. Umarım unutalım. Yani 75 umarım, günü de görecekler diyorsunuz. Maalesef görmek zorunda. Çünkü amaçsız bir 75 gün. Tabii burada işe alınan arkadaşlarımızın sonrasındaki işten çıkarmaları maalesef bize düştü. Belediyenin bir maalesef yasal bir süreç var ve bütçenin %40'ını geçemiyorsun. Biz tabii %40'ı hayli fazla söyleyemedim. Geçmiş durumdaydık ve bu yasal süreci yönetmek zorundaydık. Çünkü şahsımıza zimmet çıkıyor. Dediğim gibi elektrik faturaları ödenemez durumda, banka kredileri ödenememiş, birliklere paralarımız ödenememiş. Böyle bir kaotik bir durum vardı. Arkadaşlarımızı buraya aldık, davet ettik. 150 kişi yaklaşık, hepsiyle konuştuk, 139 kişiyle. Durumu anlattık, yasal süreci anlattık. Derdimizin asla siyaset olmadığını da anlattık. Tabii hikayelerini de dinlemek istedik. Arkadaşlarımız 40 gündür bir arkadaşımız, şöyle bir örnek verebilirim. Anestezi uzmanıyım dedi. 40 gündür belediyede görev yapıyorum. Masam yok, sandalyem yok. Hangi birimde görevlisin? Basın yayın biriminde görevliyim. Şimdi sizler gazeteci olarak hiç anestezi uzmanıyla çalışmak istediniz mi bilmiyorum. Mevcut belediye neden çalışmak istediğini tabii ki sorguladık. Anestezi uzmanı neden böyle bir işte çalışmak istemiş, o da ayrı belki sorgulanması gereken şöyle, bir şey. Şöyle aslında arkadaşlarımızı anlayabiliyorum. Çünkü o dönem bir işçi alımı var ve siyaseten bir alım söz konusu. AK Parti o istenmiş. Mecliste de İYİ Parti istenmiş. Onlar siyaseten bir alım yapıyorlar. Gelen giren kişiler de hayat mücadelesinde aslında. Onları suçlayamıyorum. Kız anestezi uzmanı ama iş bulamıyor ki. Ne yapsın? Belediyeden böyle bir teklif var. CV bırakıyor ve belediye alım yapıyor. Yani ve perde arkasında oyunu nereye verdiği hiç önemli değil. O bizim kıymetli vatandaşlarımızdan biri. Belediyede hafta sonu tatil, 8-5 çalışma koşulları, ailesi var, iş bulamıyor. Neden böyle bir fırsatı kaçırsın? Ben onun açısından baktım, onu haklı görebiliyorum. Ama bu tarafta haklı bulamıyorum. O yüzden şimdi kamuoyunda bazı tepkiler oluyor. Bize karşı bir tepki olmadı. Bilecik bunu bekliyordu ve bu alımın da karşısındaydı vatandaşlarımız. Hep dışarıda, sokakta konuşulan buydu. Ulusaldaki haberlere bakıyorum, bazen denk geliyor. İşte CHP'li bir belediye başkanımız alım yapılanları, son 3 aydakileri çıkartmış. Çıkartmak zorunda. Bu böyle olmak zorunda. Çünkü son 3 ay maalesef siyasi olarak işe alınıyor. Yine bir örneklendirme yapmak istiyorum. Zaten geçici işçi olarak alınıyor değil mi? Yani kadrolu mu bu işçiler? Yani kadrolu olarak alınmıyor ama tabii şirketten alınıyor ve sendikalı da yapılmış. Yani geçici olarak değil. Yine bir örnek vermek istiyorum. Bir arkadaşımıza dedim ki ne iş yapıyorsun? Güzel marketteyim. Güzel marketimiz var. Durum olmayan vatandaşlarımız geliyor. Orada kendine uygun kıyafet bedenlerini ayırıyor ve kıyafet alıyor. Sadece bir arkadaşımız orada çalışıyor. 8-5 belli mesai saatleri içerisinde. Yanılmıyorsam 20 metrekarelik bir dükkanımız orada. Normal kuru temizlemeden çıkmış eşyalar. Ve bir arkadaşımız bunu rahatlıkla idare edebiliyor. Bilecik çok büyük nüfusu bir yer değil. Şimdi orada 7 arkadaşımız çalışmaya başlamış. Masa sandalyen var mı dedim. Evet var dedim. Peki bir başkasının masasını sandalyesini mi aldın? Diğer 6 arkadaşımız ne yapıyor? Onların yok dedim. Şimdi 20 metrekare bir yerde sadece bir kişiyle idare edebildiğimiz bir yerde 7 kişi çalışmaya başlarsanız burayı doğru yönetememeye başlarsınız. Hayır, art niyet de ararsınız bu arada. Yani bir kişinin çalışacağı yere 7 kişinin alınmasında en azından iyi niyet aramazsınız. Elbette öyle. Şimdi seçim sürecini bize birçok gazeteci bunu yöneltti. İşe alınanları işten çıkaracak mısınız diye. Ve ben hep aynı yanıtı verdim. Çalışan hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım. Gereklidir. Operatör gereklidir. Bir arkadaşımız emekli olmuştur. Yerine alınmıştır. Yani elektrik ekibi nedir bilemiyorum. Evet. Ama bir yeri bir kişi idare edebiliyor ya da 3 kişi idare edebilir. Üstüne 8 kişi ekleyip 10 kişi ya da işte hiç meslek grubuyla alakası olmayan bir yere o gruba yönlendiriyorsanız çalışamayız. Maaşını ödeyemem. Hep diyorum
Burada hepimizin vergisi var. Bilecikli vatandaşlarımız hep bunu dedim. Siz burada vergi ödüyorsunuz, faturalarınızı ödüyorsunuz ve biz bunların sizlerden aldığımız parayla sizlere doğru hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Bu benim değil, bu hepimizin parası. Özel şirketimiz değil. O yüzden böyle tatsız bir tabloyla karşılaştık. İnanın uyku uyuyamadığım günler, geceler oldu geldiğimizde. Fakat şunu da söylemek istiyorum. Bizim kendi şirketimiz var, aile şirketimiz. İşten çıkartmak zorunda olduğumuz arkadaşlarımızı şirketimizin insan kaynakları müdürüne yönlendirdim. Sadece 3 kişi bizim şirketimizde çalışmayı kabul etmiş. İşsiz kalmasınlar diye yönlendirdim. Ve dedim de eleman ihtiyacım olduğunda bu listeden alacağım. Sadece 3 kişi kabul etmiş ve biz belediyede çalışmak istiyoruz demişler. Bence bu cümle her şeyi özetti. Peki. Şimdi siz daha önce de konuştuğumuz üzere şunu biliyorum ki Bilecik'te sokakta gezen, insana dokunan, herkesle temas halinde olan birisiniz. Ama bugün ben Bilecik'e geldiğimde çok net bir şekilde kendi gözlerimle gördüm. Biz yayın için hazırlık yapıyorken bir kadın direkt sizinle temas halinde. Evet. Şimdi burada önemli olan şu, erişilebilir olmanız. Bileciklilerin size ulaşabiliyor olması. Ama tabii onların ulaşabilmesi yetmez. Ben gördüm ki neredeyse 20 dakika, yarım saat o kadınla siz konuştunuz ve onu ne konuştunuz çok bilmiyorum. Ama size ulaştı ve siz ona o zamanı ayırdınız. Bütün günleriniz böyle mi geçiyor? Nasıl bir ilişkiniz var bu Bilecik halkıyla? Bilecik, biraz önce de sözlerimde belirttiğim gibi küçük bir il. Yapısı da öyle ve yolda yürürken bile birçok esnafla tabii ki temas halindeyiz, vatandaşla temas halindeyiz. Şimdi tabii seçimi kazanmanın ardından tebrik ziyaretine bulunmak isteyen birçok vatandaşımız var, kurum müdürlerimiz var. Bir yandan da çalışmaya da gayret ediyoruz. İşte siz o yüzden yayın öncesi biraz fazla bekletmiş de oldum. Fırsat bulmaya gayret ediyoruz aralarda. Bir vatandaşımızla temas halinde olup hemen bir toplantı halledip bir saha çalışması yapıp böyle dengelemeye çalıştığımız bir süreçteyiz. Elbette tebrik ziyaretleri kısım kısım azalmaya başladı. Biz de her vatandaşımıza diyoruz lütfen bizi affedin ama yaz dönemini kaçırmak istemiyoruz. Biz tebriklerinizi almış kabul ediyoruz. Ama elbette temaslı halde olmaya devam edeceğiz. Çünkü özel kaleme gelen bir vatandaşımız eğer başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimizle işini çözemediyse ve ısrarla benimle görüşmek istiyorsa elbette ki görüşeceğim. Görüşemezsek de benim telefon numaram da çok ulaşılır. Şu an belki arayan vatandaşlarımız, arkadaşlarımız vardır. Şu an bile değilse birkaç saat sonra mutlaka geri dönmeye özen gösteririm. Geri dönmediysem mutlaka bir karışıklık olmuştur, yabancı numaralar karışmıştır gibi gibi gibi. Çünkü dediğim gibi birbirimize çok ulaşılır mesafedeyiz ve bence de ulaşılır olmalıyız. Çünkü ulaşacağımız kişiyi seçmeyi isteriz. Yani belediyeyle herkesin mutlaka bir işi var. Bir en azından bir su faturası, bir emlak vergisi, bir inşaatla alakalı bir durumu. Herkesin işi var. Ve Bilecik halkı temaslı olmayı seviyor. Biz burada birçok eve de girip çıkıyoruz aynı zamanda. Şimdi Hıdrellez zamanındayız. Evet. İlk defa bütün mahallelerimizle birlikte Hıdrellez'i biz planladık belediye olarak. Vatandaşlarımıza hem teşekkür etmek istedik, hem onların dertlerini yerinde dinlemek istedik, hem birlikte eğlenelim, hem dertleşin. Ulaşılır olalım ki vatandaşlarımızın o güvenini aslında taze tutmak istiyoruz. Bize ulaşamadığı, sıkıntıda olduğu ya da talep etmek istediğin direkt söylesin ve hızlı yönlendirelim. O güveni, o düzeyi güzel tutmaya gayret ediyoruz. Biraz önce saha gezisindeydik başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle. Durduğumuz noktada tabii hoşumuza gidiyor. Hanımefendi hemen perde açıyor, bize el sallıyor. Çay demledim, hadi gelin diyor. Kaldırıma çıkıyor hemen burada. Bu park var, böyle bir sıkıntımız var, iletiyor ve arkadaşlarımız not alıyor. Bu çok kıymetli. Ve bence asıl güzel hizmet ulaşılabilir olduğumuzda elde ediliyor. Yoksa bu kapıları kapatmak çok kolay. Araya mesafe koymak çok kolay ama çok anlamsız. Artık yeni dönem siyaset var ve biz bu yeni dönem, yeni nesil siyasetin öncüleriyiz. Böyle de olmak zorunda olduğunu düşünüyorum.
Siz daha önce de yeni nesil siyasetçiliğe dikkat çekmiştiniz. Yeni nesil belediye başkanlığına dikkat çekmiştiniz. Benim daha önce gittiğim pek çok CHP'li belediyede de en sık duyduğum şeylerden biri katılımcı demokrasiyi hayata geçireceğiz sözü veriyor olmaları. Onu birleştirdiğiniz zaman bu 5 yılda katılımcı demokrasiyi hem nasıl hayata geçireceksiniz hem de neler yapacaksınız? 5 yılın sonunda Melek Mızrak Subaşı nasıl bir Bilecik görmek istiyor? Katılımcı demokrasi çok kıymetli. Geçtiğimiz dönemde de aslında katılımcı demokrasiyle birlikte yönettik belediyemizi. Ben kendi yönettiğim süreç konuşayım sadece. Mahalle toplantıları düzenledik. Zaten kent konseyimiz aktifti. Kent konseyinde zaten gençlik meclisi, kadın meclisi, oradan gelen talepler. Bunlar ayrı. Muhtarlarımıza düzenli toplantılar yaptık. Ve belediye meclis üyelerimizi her partiden olan düşünceleri dikkatle dinlemeye gayret ettik. Hı hı. Şimdi bu yeni dönemde benim en çok istediğim, o zaman da bu arada halk günleri de yaptık. Halk günlerine devam ettik. Halk günü neydi? Randevusuz, bütün vatandaşlarımız bize ulaşabilsin. Bir gün boyunca bütün kapılarımız açık. İsteyen geldi, bütün taleplerini bizlere dile getirdiler. Bizler o talepleri not aldık, ilgili birimlerimize yönlendirdik ve arkasından kontrol mekanizması çalıştırdık. Böyle olduğunda ben başkanı gördüm, bir gün sonra işim çözüldü ya da başkan benim mahalleme geldi, birim müdürü beni dinledi. Bu çok kıymetli. Herkesin önerisi de çok kıymetli. Çünkü onlardan öyle güzel, mahalleyi tanıyan onlar ve öyle güzel talepler geliyor ki hiç asla aklımıza gelmeyen bir durumu çok hızlı bir şekilde çözmüş oluyoruz. Şimdi bu katılımcı demokrasinin devam etme sürecindeyiz. Seçim sürecinde de aslında katılımcı demokrasiyi çok vurguladık. Diğer belediye başkanlarımızın da adaylarımızın o süreçte yaptığı gibi mahallelere gittik. Mahalle toplantıları yaptık. Eski bir okul var. Okul unutulmuş. Ne yapabiliriz de onlar bize söyledi. Biz bunu istiyoruz. Çocuklarımız için bunu istiyoruz ya da beyler ne istiyor? Kahve toplantıları aslında bu yüzden. Yani onun neye dönüşeceğine mahalleliyle birlikte karar veriyorsunuz. Kesinlikle tam olarak bu. Şimdi biz Haziran ayının başından itibaren mahalle toplantıları planladık. Her gün olmasa da çok özür diliyorum, yanlış bir cümle sarf ettim. Haftada bir ya da birkaç günde bir o planlandı. Mahalle toplantılarımız var. İşte orada vatandaşlarımıza duyurular yapılacak. Mikrofon herkeste. Herkes konuşacak. Eleştirecek. Övgüyü duymak istiyorsak ki mutlu oluruz. Övecek. Siz de orada olacaksınız. Ben oradayım. Ben oradayım ve yönetim ekibimle birlikte oradayım. Başkan yardımcıları değil yani. Siz bizzat gidiyorsunuz. Ben, başkan yardımcılarım, mahalle muhtarım, birim müdürlerim, gerekiyorsa birimlerdeki aktif olan şeflikler de orada olacak. Ki eleştiriyi de hep birlikte duyalım. Neyi güzel yaptığımızı hep birlikte duyalım. Ya da biz farklı projeyle başlamak istiyoruz ama o elzem değil. O belki sadece bizim hayalimiz. Onların ilk istediği, ya siz bunu yapın ama asıl bu önemli olan demelerini aslında kendi kulaklarımıza duymak istiyoruz. İşte o zaman biz alkış alıyoruz. Kendi at gözlüklerimi takıp dümdüz baktığım zaman alkış almam ya da doğru hizmet ediyor olmam mümkünatı yok. Biz tabii 5 yıl sonunda ne görmek istiyoruz? Bilecik'i daha sosyal bir Bilecik olarak görmek istiyoruz. Alışverişin yapılabildiği, beyaz yakayı burada tutabildiğimiz, daha fazla okul, özel okul anlamında açabildiğimiz, çünkü bunlar şunu, eksik anladığım kadarıyla. Eksik, yetersiz. Hı-hı. Evet, Bilecik'te özel okullarımız var ama neden bir vakıf okulu da gelmesin? Hı-hı. Neden daha nitelikli okullar da gelmesin? O okullar gelecek ki beyaz yaka personeli burada tutabilelim. Ben örneklendiriyorum, Bilecik'te birçok beyaz yaka vatandaşımız yakın illerden gidip geliyor. Ama Bilecik'ten bir cazibe merkezi. İstanbul'a çok yakın, Eskişehir'e çok yakın, Sakarya'ya çok yakın, Ankara'ya çok yakın bir odak noktası. İlimizin gölleri, ormanları, tarihi yerleri, dokusu çok kıymetli. Amacım nüfusun bir anda büyütmek değil, kontrollü büyütmek, kontrollü sanayilerin gelmesi. Ama burada çalışan insanların da, nitelikli çalışanları da burada tutmak. Çocuğun okulu için farklı bir ilden gidip gelmesin. Burada kazandığı parayı burada harcatmak istiyorum. İlime katkı sağlatmak istiyorum. Amacımız bu. Yani burada kazanılan para, sizin söylediğinizden onu anlıyorum, burada harcanmıyor mevcut burada durumda. Harcanmıyor. Maalesef böyle. Ama diğer bir açıdan bakarsanız Bilecik 3. OSB'sine hazırlanıyor durumunda. O yüzden bizler tabii ki ilimizi daha sosyal görmek istiyoruz.
Yatırımcıları buraya teşvik etmeye gayret ediyoruz. Yürünebilir daha fazla alan, daha fazla spor yapabileceğimiz alan ve kadınlar zaten Bilecik... Tam da kadınlara gelecektim, evet. Zaten Bilecik nasıl diyeyim, dengeli bir yapıdadır. Ama kadınlar daha çok dışarıda olmalı. Kadınları daha çok sosyal alanlarla beslemeliyiz. Bu da şuradan geçiyor. Çocuklarına, küçük yaş gruplarına alanlar açarak, işte nedir? Geçtiğimiz dönemde biz 1,5 yılda 3 kreş açtık. Toplamda Cumhuriyet Halk Partisi döneminde 5 kreş açmış durumdaydık. Bunları arttırmalıyız. Eksik olan mahallelerimiz var. Sadece kadınlarımızın gitmek istediği spor alanları var. Bunları da arttıracağız. Onlara kursları da, meslek edindirme kurslarını da arttıracağız. İstihdam alanlarını da arttıracağız. İstihdam durumu nedir diyecektim. Onu da arttıracağız dediniz siz tam. Ve birçok fabrikayla da iletişim halindeyiz. Bilecik'te kadın istihdamının çok yüksek olduğu fabrikalarımız zaten mevcut. Çevremizdeki ilçelerimizde de mevcut. Onlarla iletişim halindeyiz ve kadın istihdamını ciddi boyutta zaten arttırdık. Elimizde veriler var. Bize gelen kadın iş arıyorsa er ya da geç biz onu iş buluyoruz. Ve belediyemizde de bunu çok önemsiyoruz. Çünkü belediyemizde çalışan kadın sayısı geçtiğimiz yıllara göre evet daha fazla ama yetmez. Dengede olmalıyız. Marmara Belediyeler Birliği'ndeydim daha dün. Orada şöyle güzel bir şey söylendi. Marmara Belediyeler Birliği'nde çalışan sayısı dengeli. Kadın erkek sayısı hakikaten dengeli. Rakamları şu an yanlış söylerim ama 49 erkek varsa 48 de kadın var. Ve bu Türkiye ortalamasını gösteriyor. Yani bu çok kıymetli bir cümle. Türkiye ortalaması eğer hemen hemen kadın eşit dengede ise burada da çalışmak isteyen kadınlarımıza kapımız hep açık. Bizler daha katılımcı bir şehir elde etmek istiyoruz. Kadınların sesini daha rahat duyurduğu, gece geç saatlerde çocukların da, gençlerin de, kadınların da, erkeklerin de dışarıda rahatça, güvenle gezebileceği düzgün caddeler, sokaklar ve sanat kokan yerler elde etmek istiyoruz. Şimdi Marmara Belediyeler Birliği demişken, oraya da değinmeden geçmek olmaz. İlk kez CHP orada çoğunluğu elde etti değil mi? Yani doğrudur. Öyle bir durum var. Siz de oradaydınız. Oradaydı. Tabii ki biz belediye olarak birlik üyesiydik daha önceden. Yeni birlik üyesi olan belediyelerimiz de oldu. Ama ilk kez Marmara Belediyeler Birliği bir Cumhuriyet Halk Partisi çoğunluğu elde etti. Dün de bir seçim yaşadık. Ve çok güzel bir seçimdi. Çok dengeli, çok nezaketli. AK Parti ve diğer belediyelerle de birlikte alınan kararlar doğrultusunda güzel müzakereler yapıldı. Bursa Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey birlik başkanımız oldu. Tabii ki kıymetli takdirleri doğrultusunda ben de encümen üyesi olarak seçildim. Benim gibi 4 arkadaşımız daha encümende yer aldı Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Yanılmıyorsam da 3 arkadaşımız da AK Parti grubundan yer aldı. Birlikte yönetmenin güzelliği aslında bu demokrasinin şıklığı. Ve şu çok kıymetliydi. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin çoğunluk olan bir yerde AK Parti başkan adayı göstermedi. Marmara Belediyeler Birliği her zaman bu nezakette gittiğini sonradan öğrendik. Umuyorum bu ülkemizin diğer yönetim şekillerine ve şemasına da işlesin. Türkiye Belediyeler Birliği seçimleri var önümüzde. Umuyorum bu nezaket oraya da sıçrasın ve yansısın. Peki o zaman yayının sonuna gelmişken şuna değinmeden edemeyeceğim. Son derece tarihi bir binadayız. Evet. Bu tarihi bina hakikaten bugün belediye binası ama öncesinde okulmuş. Şimdi siz de bu bina okulken burada öğrenciydiniz. Evet. En çok neyi merak ediyorsunuz derseniz şunu merak ediyorum. Siz bu binanın koridorlarında bir öğrenci olarak koştururken gün olacak ve burada belediye başkanlığı yapacağınızı hayal eder miydiniz? Aklınızdan geçen bir şey miydi bu? Mümkün değil. Bina çok güzel. 1905 yılında yapılmış ve korunmuş. Korunmuş olması çok kıymetli. Bizim küçüklüğümüzde tabii ki burası okuldu. Ben ortaokulumun son yılını burada okudum. Ama benden önce Anadolu Lisesi'ydi burası. Anadolu Lisesi zamanında okuyan görevde bulunan arkadaşlarımız da var. Daha da öncesine gidersek benim kayınpederim de bu okuldan mezun. Ertuğrul Gazi Lisesi'ymiş ve bu lise her yıl hala geleneksel olarak buluşur. Hala o geleneği de devam ettirir. Herkes de Bilecik'te yaşayan çok kişi anısı olan bir okul bu. Sonrasında tabii mevcut belediye başkanı burayı alıyor, tadil ettiriyor, belediye binası haline geliyor. Ben burada koridorlarda koşurken
8. sınıftaydım. Arkadaşlarımız maç yapardı. Biz şu geniş canlı pervazların üstünde oturur. Öğretmenlerimiz kızar. Bir tehlike saçıyoruz diye. Böyle bir zamandı. Elbette hayal edemezdik. Çünkü şu an bulunduğumuz oda öğretmenler odasıydı. Evet. Müdürün de bulunduğu yerdi. Biz burada çok sesli olamazdık ama başkan yardımcılığı yaparken kullandığım oda da benim kendi sınıfımdı. Öyle mi? Evet, kendi sınıfımda belediye başkan yardımcılığı yaptım. O yüzden de çok büyük bir onur ve gurur. Kıymetli tabii, yüzümüzü tabii gülümseten anılar var. Birçok misafirimiz de buraya geldiğinde benim burada çok güzel anılarım var diyor. Bizler de bu binayı koruyarak, onların anılarını koruyarak ve tazelemesine de fırsat sunuyoruz. Hı hı. Kıymetli, bahçemiz kıymetli, binanın tarihi çok kıymetli. Umuyorum da uzun yıllar yaşasın. Bizden sonraki nesiller de buraya güzel ev sahipliği yapsın. Burada sadece güzel anıların konuşulduğu, güzel yönetimlerin konuşulduğu bir alan olsun. Bilecik'te iki güzel tarihi noktamız var. Biri valilik binamız, biri de belediye binamız. Hı hı. Valilik zaten bizim mülki amirimiz. O devleti temsil eden bir kurum ve çok çok kıymetli. O binaya da valilik çok yakışıyor yönetim olarak. Bu binaya da belediye çok yakışıyor. Umuyorum bizden sonraki nesiller de böyle devam ettirsin dilerim. Melek Mızrak Subaşı, bizi hem makamınızda ağırladınız hem de tüm sorularımıza, bütün samimiyetinize cevap verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz ve görevinizde 5 yıl süreyle başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum sizleri belediye binamızda ağırlamaktan, odamızda böyle güzel bir söyleşinin olmasından çok çok memnun olduk. Her zaman bekliyoruz. Bütün izleyenlere kocaman sevgilerimizi gönderiyoruz Bilecik'ten. Bilecik'i ziyaret etmelerini istiyoruz, bizleri tanımalarını istiyoruz. Herkese çok selamlar, sevgiler. Sizleri de yürekten kucaklıyorum ve tebrik ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet, Bilecik'teki yayınımızın sonuna geldik. Bilecik'in yeni ve tek kadın belediye başkanı, ilk kadın belediye başkanı Melek Mızrak Subaşı'ydı konuğumuz. Hoşça kalın efendim.